bir başkasını taklit ederek olmaz. Bir başkasını anlayarak olur. Doğru yaptıklarını anlayarak ve bunu kendi ifade edeceğim biçimde dönüştürerek onu o şekilde ifade ederek olur. Ben bunu yapan her firmayı son derece başarılı buluyorum. Çok değerli buluyorum. Bunu yapma konusunda henüz yapamamış ama deliler gibi çaba gösteren o küçücük 4 kişilik, 5 kişilik ekipleri, 6 kişilik ekiplerin cesaretlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. O anlamda kamunun bir sürü destek vermeye çalıştığını görüyoruz mesela. İşte Ekonomi Bakanlığı destekleri, TÜBİTAK destekleri, KOSGEB destekleri vesaire şu bu. Geri dönüp baktığımızda biz mesela bir araştırma yaptık. Firmalarımızın %60'a yakını daha henüz bu desteklerin hiçbirinden faydalanabilmiş durumda değiller. Ama desteklerin yapılandırma biçiminden dolayı. Ama kendilerinin bir türlü o kademeye gelememelerinden dolayı. Belki %65-70 çünkü biz 70 firmayla yaptık bu çalışmayı ama aslında 200 firmayla yapsak, yani kategori dışı kalanları da dahil ediyor olsak çok daha korkunç rakamlar çıkabilirdi. O anlamda desteklerin yeniden yapılandırılması, mesela desteklenecek insan sayısının arttırılması, şu anda yanlış hatırlamıyorsam farklı desteklerle bile olsa destek başına aşağı yukarı 2 personel. Onlar da ağırlıklı olarak mühendislik janrından, kökeninden gelen insanlar destekleniyor. Mesela sosyal bilimlerden implemente etmek istediğiniz bir insan için kamu desteklerinin içerisinde teknik eleman olarak görülmediği için destek bulmak zor. Ve her şeyi, oyunun teknik bir şey olmadığını anlamalıyız. Oyun teknolojiyi kullanıyor. Ama oyun aslında deneyim sağlıyor. Yani sinema endüstrisinden bu noktada çok da farklı bir şey değil. Ya da entertainment dediğimiz yani eğlence endüstrisinin diğer taraflarında. O deneyimi size mutlak ve içselleştirebileceğiniz derecede başarılı olarak aktarmayı sağlarsa onun o deneyimin oluşturulması için o projenin içerisinde olan her parça en az mühendis olan kadar ya da en az tasarımcı olan kadar değerli. Çünkü finansal deneyimi sürekli bir şekilde, örneğin monetization'ı düzenli bir şekilde sürdürülebilir kılabilecek olan eğer içeride ekipte birisi yoksa bir yerde işte zayıf halkanın olması gibi bir yerden kopuyorsunuz. Ya da işte örnek olarak veriyorum, sizin sosyal medya ilişkilerinizi yönetecek olan birisi yoksa oyunun daha ilk etapta kurulması aşamasında mesela blog yazmaya başlamadıysanız, bilirsiniz Minecraft nasıl bir uygulama, şu anda dünyada nasıl bir yani geniş çerçevede kullanılıyor, nasıl alındı Microsoft tarafından Mojang ve hani ilk üretildiğinde nasıl başlamış? Aslında bir fikir, bir sandbox oyun fikri olarak doğmuştu. Yani bir blokta ben böyle bir şey yapmak istiyorum, böyle bir şeye nasıl bakarsınız diye bir geliştiricinin hayaliyle başladı. Yani sonra insanlar ona ya bu gayet iyi bir fikir, yap da görelim falan gibi bir duruma gelince giderek bir taşın şeyi gibi büyüdü. Yani bu anlamda mesela bizim oyun endüstrisindeki platform sağlayıcılar da aslında bu güzel hikayeleri arıyorlar. Yani bir açıdan bakıldığında şöyle bakmak lazım. Apple'ın işte örnek olarak veriyorum, bugüne kadar satılmış 2 milyar cihazı var. Bunların da fiilen 1.2 milyarı diyelim ki piyasada hala tedavülde. Yani bu akıllı telefonlar geziyor. 1.2 milyar kullanıcıya Apple bir oyunu feature ettiğinde şunu diyor aslında. Ben bu oyuna 1.2 milyar insana, beni takip eden insana kullanmayı denettirecek kadar inanıyorum. Anlaması gereken geliştiricinin şu: senden çok daha büyük bir şeyi riske atıyor. Bir geliştirici olarak sen 6 ya da 8 ay ya da 1.5 yıl üzerinde çalıştığın bir projeyi oraya koyuyorsun. O ise bugüne kadar 30 yılda inşa ettiği ve 30 yıla yılda belki 5-6 milyar, yani hatırlamıyorsam 2013'te 5 milyar dolar para kazanmışlardı, bir pazarın reputasyonuyla deal ediyor. Dolayısıyla geliştiricilerin şunu anlaması gerekiyor: eğer bir standart konulduysa o standardın oraya konulmasının bir nedeni var. Ve siz de ona uymak zorundasınız. Boş yere konulmuş durumda değil o kural.